Bugün endişeyle beklediğim perakende satış verileri çok çok iyi geldiler. Yani nasıl oluyor anlamak biraz zor. 0.4'lük yükseliş bekliyordu piyasa. Yüzde 1 geldi. Yani deflasyonist bir ortamda pek çok ürünün fiyatları geriye giderken satışlar beklenenin çok üstünde artmış. Yani bu Amerika'da şu anda resesyon olmadığını gösteren bir şey. Sevindirici bir veri. Nasıl oluyor? Belki indirimlere tüketiciler koşuyorlar ya da verilerde benim anlayamadığım karışıklıklar olabilir. Genel perakende satışlardan otomobil ve petrol satışlarını çıkardığımız zaman 0.4'lük yükseliş var. Bu geçen ayın biraz altında bundan ilgili bir beklenti yoktu. Öte yandan istihdam verileri de iyi geldi. Devam etmekte olan işsizlikler 1.864.000. beklenti 1 .880 Bir önceki 1,871 yani yeni insanlar iş bulmuşlar. Perakende çekirdek satışları 0.4, beklenti 0.1'di. Her şey beklentiden iyi burada bakıyorsunuz işsizlik başvuruları 236.050 bir önceki dönemin altında son 4 hafta ortamasından bahsediyorum. İşsizlik başvuruları bu hafta 227.000 beklenti 236.000'di. İşsizlikte zaten bir sıkıntı beklemediğimi söylemiştim o çerçevede bir sorun yok. Üretim tarafında dert devam ediyor. Philadelphia'nın bir üretim endeksi var. Eksi 7 gelmiş artı 5.4'tü. Biliyorsunuz üretim PMI'nde zaten sorun var ama hep şunu söylüyorum Amerika bir hizmet ülkesi o yüzden hizmetler tarafında olanlar daha önemli. O yüzden Fili veya Philadelphia anketinde üretimle ilgili olan sayıların hepsinde sıkıntı var. Nerede sıkıntı yok? Daha evvel üzerinde bir durmuştum bizim YouTube katıl üyelerine canlı yayında. Capex'te sıkıntı yok. Yani üretim firmaları ciddi sermaye harcaması yapıyorlar. Ama iş tarafında orada sıkıntı var. Yeni siparişler geçen ayın altında enflasyon biraz beklerin üstünde bu tarafta. Fili Fed Prices Paid dediğimiz yapıda. Perakende kontrol grubunda 0.3 bir önceki ay 0.9'du. Bu ne anlama geldi açıkçası çok bilmiyorum ama sonuçta perakende satışlar yıldan yıla %2.66 aydan aya %1 yükselmişler. Tabi yıldan yıla %2.66 yükselmek demek şu anki enflasyon seviyesine bir yükselme var anlamına geliyor. Ama daha düşük fiyatlarla yani Amerikalılar indirimlere koştular gibi gözüküyor. Bu verilerin sonunda borsa peki ne yaptı ona bakalım. Henüz piyasalar açılmadığı için öncül verilere bakacağız. Dow Jones şu anda %0.8 yukarıda. S&P 500 0.73 US Tech 100 yani aslında Nasdaq 100 %0.94 sonunda küçük hisseler bir tepki verdiler. %2.05 uzun zamandır acayip zorlandığım bir yatırımım. Bugün olumlu tepki veriyor çünkü piyasa şu anda diyor ki resesyon yok, enflasyonu zaten halletmiştik, satışlar devam ediyor, FED de faizleri indirecek daha ne istiyorsunuz diyor. Veriler en azından böyle ama kafam hala biraz karışık. Yine de verilerin çok olumlu olduğunu görmekte fayda var. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek böyle kısacık bir video geçmek istedim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.